Hangisi bu paçadaki araştırma sonucunu destekler niteliktedir? Bir doğal tepki oluşturuluyor köpekte. E, salya tepkisi oluşturuluyor. Et veriliyor. Sonra zille beraber et veriliyor. Ve zil çalınca et verileceğini öğrenen köpek koşullanıyor. Bir süre sonra et vermeyip sadece zil verildiği zaman dahi salya tepkisi görülüyor. Böyle bir vurgu var burada. Yani gerçek uyarıcı yerine yapay bir uyarıcıya da aynı tepki veriyor. Çünkü Zille et arka arkaya verildiği için eşitlenmiş oluyor. Bir lokanta yemek yedikten sonra midesi bulanan öğrenci daha sonra aynı lokantanın önünden geçtiğinde öğrencinin midesinin bulanmaması, bulanması olsa olabilirdi. Ee, başını okşatan kediye mama verilmesi sonucunda kedinin mama almak için başını tekrar okşatmak istemesi. Ee, burada hedefe götüren bir davranış var. Bir uyarıcı yok, uyarıcı işten gelmekte. Resim yapmak istemeyen öğrencinin öğretmeni tarafından övülünce resim yapmayı sevmeye başlaması. Ee, övgüye karşı tepki verilmiş burada fakat e, uyaranlar eşitlenmemiş. Dişlerin düzenini fırçalamayınca ödül alan bir çocuğun ödül ortadan kalktıktan sonra dişlerini fırçalayıp ödül alamayınca dişlerini fırçalamadan vazgeçmesi. Yani e, ödül gelmediği için davranış gerçekleşmiyor. Böyle bir vurgu var. Dere ise dışarı çıkılacağı zaman çocuk arabasına bindirilen çocuk, bebek, çocuk arabasına her oturduğunda dışarı çıkmış, çıkacakmış gibi sevinmesi diyor. Burada çocuk arabası ve dışarı eşleştirildiği için soru kökündeki anlatıma destekçi bir örnek olarak alınabilir. Doğru cevap D'dir. Bu parçadaki araştırma sonucunu destekler niteliktedir diye sorulmakta. Bazı insanların ayaklarını, bacaklarını, salladıklarını görürüz deniliyor. Bir grup öğrenci sıkıcı sayılabilecek... ...sözel ders dinletiliyor. Katılımcıların bir kısmına destek geçen kavramlar soruluyor. Sonuç olarak da... ...ayaklarını veya bacaklarını sallayanların... ...sallamayanlara göre... ...daha fazla bilgi hatırladığı tespit ediliyor. Demek ki ayaklarını bacaklarını sallayanlar... ...sıkılıyor, bunalıyor ve... ...ayaklarını bacaklarını sallıyor. Sonuç olarak da ilgisini çekmeyen bir şeye... ...veya baskı altındayken... ...bir konuya odaklanmayı... ...kolaylaştırdığını gösteriyor bu durum denilmiş. Demek ki burada... Ayaklarını, bacaklarını sallayan insanlar ilgisini çekmeyen bir konuya karşı baskı altındayken tepki gösteriyorlar. Bu da onların e, anlamalarını artı yönde destekliyor. Bu vurgu var. E, ana hatların yakalanmasıyla bağlantı kurulmamış. E, günlük yaşamda monotonluktan kurtulmak vurgusu dile getirilmemiş. İçeriğin önceden bilinmesiyle bağlantı kurulmamış ritim duygusunun rahatlatıcı özelliğinden bahsedilmemiş. Burada sıkılan bir insan sıkıntısını dışa vuruyor, ayaklarını, bacaklarını sallayarak. Bu tür insanların daha iyi öğrendiği dile getirildiği için ayaklarının sallanması yapılan işe yoğunlaşmaya katkıda bulunuyor diyebiliriz. Doğru cevap D'dir. Hangisi bu parçada savunulanı destekler niteliktedir? Uygarlık ve Barış adlı eserinde hayattan zevk almak isteyen insan hayatta çok şey katmak zorundadır. Kendi kaderinden kurtulmak isteyen kimse başkalarının kederine ortak olmalı, onları mutlu etmenin yollarını araştırmalıdır. Evrenin bütün kederi ve acısı herkes tarafından bölüşülmelidir diye bir ifade kullanılmış. Demek ki burada kedere ya da sıkıntıya son vermenin yolu onlara ortak olmak, başkalarının da sıkıntılarına ortak olmak ve paylaşım, bölüşüm içerisine girmek olarak belirtilmeli. Baktığımız zaman Hayatın bizi verdikleri diğer kişilerle paylaşmanın verdiği hazzı anlatmanın tarif edilmez bir yanı vardır. Bunun e, mutluluk veren bir yön olduğu belirtilmiyor. Bölüşülmesi gerektiği, paylaşılması gerektiği belirtiliyor. Kendini düşünmeyip bütün insanların bu dünyada yaşadığı bilinciyle hareket etmek, bencilce davranışlarından uzak durulmalıdır denilmiş. Burada e, bencillikten bahsedilmekte paylaşım, bölüşüm sıkıntıları azaltır demiyor. Ee, insanın tüm özgeci davranışlarının gerisinde benliğini koruması çabası mı vardır? Benliğini korumak için de bunlar yapmakta? Bu vurguda yok. Yanılsamalar içinde fil dişi kulelerde yaşayan insanın mutlak nitelikteki değer ve normları koruması beklenemez denilmiş. Burada ee, fil dişi kule yani insanlardan ayrıksız yaşamaktan bahsetmekte bunların değer ve normları koruyamayacağı belirtilmiş. Paylaşım içerisinde olma vurgusu var fakat ee, ortak ol olunduğu zaman ya da bölüşüldüğü zaman, paylaşıldığı zaman sıkıntıların azalacağı vurgusu Yok. Bu bağlantıyı kurmamız gerektiği için C'ye baktığımızda erdemli insan vurgusu yapılmış. Ee, baktığımız zaman erdemli insan, kederi, acıyı bölüşen insan mıdır? Bencillikten sıyrılan, diğer insanlara dayanışma ve paylaşım içerisinde olan insandır, kişidir diyor. Bu vurgu olduğu için, bölüşüm, paylaşım vurgusu olduğu için doğru cevap C'dir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunulanları destekler niteliktedir diye soruluyor. Parçamızı irdelediğimiz, incelediğimiz zaman yazarların kendilerini baskı altında hissettiklerinden bahsedilmekte. Peki yazarlar kendilerini neden baskı altında hissediyorlar? Toplum ve kendi vicdanları onlardan bir şey beklemekte. Sorumluluklar ve bu anlamdaki beklentiler belirleyici oluyormuş. Yani yazarı etkiliyormuş. Yazarın e, aydın olması gerekliliğinden yola çıkarak ona yüklenen sorumluluklar, beklentiler belirleyici bir rol oynuyor... Edebiyat dışı beklentiler olsa dahi bunlar göz ardı edilemez diye belirtiliyor. Demek ki yazarları ya da sanatçı kesimi topluma dönük bağlar kurma, sorumluluklar edinme yönünden bir bağ, bir bütünlük oluşturma vurgusu yapılıyor. Seçenekleri değerlendirdiğimiz zaman toplumsal sorumluluk duygusuyla hareket ederse kendi özgürlüğüne pranga vurur demiyor. Bunun bir zorunluluk, içten gelen, dıştan gelen bir zorunluluk olduğu belirtilmiş A, B seçeneği cevap olamaz. Ee, siyasal sıkıntıların edebiyatçı olumsuz etkilemesi yetkin olmadığını gösterir mi? Böyle bir vurgu yapılmıyor. Sıkıntılı toplumlarda yazar olmanın bir takım güçlükleri olduğu iddia etmek sanatçının toplumdan etkilendiğini, sanatını icra edemediğini söylemekle eşdeğer midir? Sanatını icra edememesi vesaireden bahsedilmiyor. Toplumun yazarlardan edebiyatla ilgisi, ilgisi olmayan beklentileri varsa o sanatçı edebiyat yapmaktan ısmarlama eserler yazıyor demektir. Ismarlama eserler yazma vurgusu Sanatçının kendi kişiliğini kimliğini dışa iterek, ondan uzaklaşarak ısmarla meseleler yazma vurgusu da söz konusu edilmemiş. Burada sanatçı üzerinde bir baskı var, sorumluluk baskısı var. Bu baskıyı hem yazarın e, kendi iç dünyası vicdanı hem de toplumsal yapı kuruyor vurgusu yapıldığı için kendisine yüklenen sorumluluğa, kendinden beklenene göre çağıyla ilişki kurarak yazarlığını devam ettirdiği, dile getirildiğini söyleyebiliriz. Doğru cevap A'dır.